Karabal Bağlıları. Konuşan Şahin 18. Karabal, Karabal. Sesimi duyan cevap versin. Konuşan Şahin 18. Kamçı Şahin 18. Kamçı 2 dinlemede. Kolun güneybatısındaki tepeden aşağı inen grup sizinkiler mi? Doğrudur, doğrudur. Karakola iyice yaklaştık. Hala irtibat yok. Karabal, Karabal. Konuşan Şahin 18. Şahin 18, Tuna. Karaballı irtibat kurdunuz mu? Tuna karakolla kimse irtibat kuramıyor. Çocuklar, 11 istikametinde. Gördünüz mü Karabağ Tepe'yi? Şahin 1-6 mutabık. Şahin 1-4 mutabık. Şahin 1-8, Karabağ'ın durumu nedir? Görebiliyor musun? Binadan dumanlar çıkıyor Tuna. Yerde yatanlar var. Karakola yaklaşan var mı çocuklar? Tuna 5, 50 metre mesafedeyim komutanım. Tuna 5, karakolda durum nedir? Dikkatli olun, etrafta adamlar olabilir. Çevre emniyetini alın. Komutanım. Anlatsana Hüseyin'im. Komutanım burası. Hüseyin'im, Karabala ne oldu? Sen hiç aşık oldun mu komutanım? Oldum ya. Oldum. Güldü mü? İbo, silahını alalım önce şunu. Emri bensin çalışın. Şşş, ne diyorsun? Büyümüyorsun lan. Kalk, kalk git lan. Kalk yerine yat. İbo, silah ver bana. Ev mi sandın da burayı? Kalsın, kalsın bakalım. Hiç. Kalk, geç. Kalk lan. Otur oğlum. Otur, otur. Otur! Günaydın. Ben Piyade Komando Yüzbaşı Mete Orozoğlu. Turgay Atalay, Karşı Emniyet Komutanım. Jandarma Asteğmen Vedat Dinçkaya. Muhabere Assubay Üsçavuş Kamil Ateş Komutanım. Komutanım, biz sizi yarın bekliyorduk. Erken geldik değil mi? Turgay oğlum, biz niye erken geldik? Sizin için çocuklar. Destek olmaya geldik. Komutanım, dün telsizden dinledik. Doğukan! Doğukan, Doruk Cemil'i buraya istiyorum. Hemen fırla.
Başımız sağ olsun. Komutanım açsınızdır, bir şeyler hazırlatayım mı? Biz geldik. Mevzilerinize girdik. Askerleriniz uyuyordu. Onları öldürdük. Sonra karakola geldik, odamıza girdik. Siz de uyuyordunuz. Sizi de öldürdük. Subaşı yerlesin biliyor musunuz? Gelirken geçtik orada. Tam yaylanın ağzında Barış Üsteğmen, komutanım ön tarafa gelir misiniz dedi. Ayak izleri tespit ettik dedi. Geçeceğiz Barış dedi. Orhan'ı çağırdım işte. Anlattım durumu. Kanat uzaktan atıldığında bir ıslık sesi gibi ses çıkarır. O sesi zaten duyduğunda yaşıyorsun Emret. Emre vardı bizim takımda, ön tarafta, Sivaslı. O duyamadı. Tam burasından girdi çocuğum. Öyle baka kaldım ben. Sonra Turgay üstüme atladı işte, mevziye çekti beni. Kendime geldi, mevzi al, mevzi al diye bağırıyorum. Orhan tabii, tecrübeli asker. Sesin geldiği yeri tayin ediyor. Tüfeğini doğrultuyor. Sol omuzdan geri. Yapmadı böyle. Tam doğrultacak tüfeğin. Ben bağırıyorum Orhan Orhan diye, bizim tarafa gelsin diye. O hiç duymuyor sanki. Yaylanın ortasına doğru, karlara doğru. Sıhhiye. Sıhhiye diye bağırdım birkaç kere. Çocuk çıkaramadı kafasını. İlk çatışması da. Birkaç kere denedim. Yok. Zaten hangimiz çıkarabildik ki? Sonra üçüncü kurdum. Orhan öyle yığıldı kaldı. Yarım saat sonra içtim ha. Başının sağ ön üst kısmında yaklaşık bir santimetre çapında, kafasının sol arka kısmında yaklaşık 5 santimetre çapında mermi çıkış deliği görüldü. Rahat Sedat, rahat. Ne yaptın? Tanıştın mı arkadaşlar? Tanıştım komutan. Tugay'ı bağlasana. Ne seni? Hakan Çavuş. Duman Çavuş. Seni? Cüneyt Çavuş. Kaç kişisin Hakan Karabağ'da? Bellerle birlikte 12 kişiyiz. Komutanım, Karabağ Tepe'ye ulaştık, tamam. Anlaşıldı Kaya. Sorun var mı? Hayır komutanım, sorun yok. Tamam yazılaşım. Sağ olsun arkadaşlar, bizim için hazırlanmışlar. Sana çok güvendiğimi biliyorsun. Orası sana emanet. Sağ olun komutanım. Anlaşıldı, tamam. Sıçtı o, sıçtı.
Merak etme, Orhan'ın ailesi için gereken her şeyi yapıyoruz. Sen keşif dışında karakolu sakın terk etme. Allah yardımcınız olsun. Rahat. Sen! Bu haber Aslı Beysi hoş, Kamil Ateş Sönet komutanım! Kamil Ateş sen öldün! Karın var mı? Var komutanım. Lojmanda mı kalıyor? Evet komutanım. Hemen emarlar yeni ev arasın. Lojmanda çok fazla tutmayacaklar. Niye? Öldün! Anan baban hayatta mı? Evet komutanım. İyi. Cenazeni ona göndeririz. Sen! Akan Atakan Hatay Emret komutanım! Öldün sen Hataylı! Sen! Ömer Çetin Bandırma Emret komutanım! Ömer Çetin! Öldün! Sen! Utkudum Angiras'ın Emret komutanım! Veraseti kime verdin oğlum? Babamı komutanım! İyi! Çok iyi! Cenazeni babana veririz! Sen! Melik Okuşu İstanbul Emret komutanım! İstanbullu! Öldün sen! Sevgilin var mı İstanbullu? Var komutanım! Yok artık! Hayırlısı ise başka biriyle evlenecek artık. Öldün oğlum sen, öldün! Annenizin gözü yaşlı, hüngür hüngür ağlıyor kadın. Komşularınızın kolları arasında. Bileklerini ovuyorlar kolonyayla. Evladım diye ağlıyor. Evimin direği diye ağlıyor. Babanız da ağlıyor. Göstermiyor kimseye ama geçmiş bir köşeye içine içine ağlıyor adam. Ama ağzında bir cümle, tek bir cümle. Vatan sağ olsun. Memleket sağ olsun. Bir oğlum daha olsa onu da gönderirim diyor. Memleket sağ olsun diye ağlıyor anne. Bastılar karakolu. Hepinizi aldılar. Gönderdik cenazeleri ailelerinize. Kurşun izlerinizi silerler. Kanınızı temizlerler, yıkarlar bir güzel. Bir güzel de bayrağı tabutunuzu sararlar. Öyle mi olur Turgay? Öğrettiniz koyun komutanım. Öyle oldu. Hayatta en çok değer verdiğim adam öyle öldü. Ama uyuduğu için değil. Buraya erken gelelim diye. Koydular helikoptere, gönderdiler ailesine. Sizi de öyle yapacaklar. Sen. Ekim Bulut Ankara Emret komutanım. Kim taşıyacak yavrum fotoğrafını cenazende? Kardeşin var mı? Var komutanım. İyi. Ona taşıtırlar. Kaç yaşında? 30 komutanım. 30 yaşındaki adama resmini taşıtırsın. Tabutunu taşıtırsın 30 yaşındaki adama. Baba sigara içiyor mu? İçmiyor komutanım. İçecek. Kanser olacak senin yüzünden. Televizyona bile çıkarsınız. Öyle oluyor değil mi şimdi? İki dakika, ne iki dakikası? 45 saniyeliğine kahraman olursunuz. 45 saniyeliğine. Çıkar süslü püslü bir karı, hüzünlü bir sesle anlatır. Ekim Bulut, karakol baskınında şehit düştü. 45 saniye! Sonra da magazin haberleri. Kahramanca mı savaştınız, he? Öyle mi öldünüz? Hayır! Bu adam uyudu diye öldünüz! Ananız babanız niye ağlıyor? Ha? Bu adam uyudu diye! Kızmayın ona! Kızmayacaksınız! Kendinize kızın! Burası bir birlik! Bireysel hareket edemezsin! Arkadaşın için hareket edeceksin! Uyusun diye uyumayacaksın! Ölmesin diye öleceksin! Uyurken ölmeyeceksin öyle! Uyursan ölürsün! Ölürsünüz! Sen uyursan ölürsün! Sen uyursan ölürsün! Sen de ölürsün, sen de ölürsün! Uyursanız az subayım! Uyursan ölürsün!
Sen uyursan herkes ölür. Bak, güçlüyüz, cesuruz, hazırız. Neye hazırsın? Uyurken ölmeye hazırsın. Uyumayacaksınız. Yemeyeceksiniz. Dinlenmeyeceksiniz. Sizin cesetlerinizi, sizin cenazelerinizi ailelerinize göndermeyeceğim. Ölmenizi yasaklıyorum. Anlaşıldı mı asker? Emredersiniz komutanım. Affettim arkadaşınızı. Birliğin düzeni bozulmasın diye. Beraber omuz omuza mevzilerde sabaha kadar nöbet tutun diye affediyorum. Ama biriniz, birinizi bir hata yaparken görürsen, yemin ediyorum kendi elimle vururum. Altına da imzamı atarım eğitim zayiatı diye. Anlaşıldı mı asker? Bu bayrağın hali ne? Komutanım, rüzgar çok sert esiyor burada. Sürekli yırtılıyor. Hepsi aynı durumda komutanım. Bizim getirdiğimiz bayrakla değiştirin. Emredersiniz komutan. Çocuklar nasıl? İyiler komutanım. Yavaş yavaş yuka atlatıyorlar. Başımda saçlarım kardır. Başımda saçlarım kardır. Belli rüzgarlarım vardır. Belli rüzgarlarım vardır. Ovalar bana çok dardır. Ovalar bana çok dardır. Benim meskenim. Benim meskenim. Dağlardır dağlar. Dağlardır dağlar. Dağlardır dağlar. Dağlardır dağlar. Kader kahramanını ara ve bulur. Ben bir tutanak hazırladım Sayın Savcı. Burada ayrıntılar var. Şey, takdir ettim. Sağ ve sol omuzunda
üçer santim altında omzunun, yaklaşık birer santim çapında mermi giriş deliği görüldü. Dikkat edin Sayın Savcım. Burada zemin kaygan. Her şeye rağmen yürümeye devam ederler. Ve bu yalnız kalbi dışarıda atan çocuklar zirveye çıktıkça sizden uzaklaşırlar. Artık ne onlar sizi anlar ne de siz onları. Çatıyı temizliyorlar komutanım. Orhan yine aldı arabayı, görmüş müydün sen? Yok. Deliriyordu araba araba diye. Biliyorum. Kısmet olmadı adam. Ne biçim hayat be? Gel. Komutanım, meşrizatta bekletiyorum. Alo. Ben seni duyuyorum. Nasılsın? İyiyim, iyiyim. Sen nasılsın? Geliş tarihin belli mi canım? Belli olsa da söyleyemem ki. Biliyorum, sadece belli mi diye sordum. Yok, değil de. Kendine dikkat et, ne olur. Tamam canım, merak etme. Komutan, söyle, boşuna beklemesin yenge. Göremeyeceksin artık onu. Zeynep, kapa telefonu, parazit var. Anlamadım. Telefonda arıza var, ben seni daha sonra arayacağım. Kapa telefonu. Zamanın varken konuş Kaya. Orada mısın? Puşt. Ne oldu? Tuna komutanın izin vermiyor bu karakolun dışına çıkmana. Korkmayayım bu kadar ya. Niye adam olamadın lan sen? Böyle dağda domuz gibi dolaşacağını, doktor olup köye gelseydin. Tıp fakültesini bitirseydin. Bırak bu ucuz propaganda laflarını komutan. Yanlış mı? Senin üniversitede okuyacağıma kendi dağımda özgürce dolaşırım daha iyi, puşt herif. Sen niye sinir yaptın doktor? Konuşuyorduk güzel güzel. Sinir yok be komutan. Eninde sonunda hayvanlar gibi öleceksin. Leşini de kurtlar kargalar yiyecek. Komutan, amına koyayım seni. Ben de senin amına koyayım, domuz herif. Veraset dilekçesini imzalamayanlar, Cemil sen varsın, Doğukan, Polat sen imzalamamışsın, İbrahim sen buradasın, Resul buradasın, Muharrem sen de imzalamamışsın. Ben imzaladım çavuşum. He? İmzaladım ben ya. Okuduğumu yazın beyler. Ölümüm halinde. Tüm özlük haklarımı. Özlük ne ya? Özünde sahip olduğun haklar. Şu anda asker olduğun için de asker hakları. Yani? Yani Allah korusun, işin kısası. Şehit olursak, bir şey olursak devlet bir tazminat ödeyecek bize. Kaç para verecekler? İyi bir para verirler herhalde, bilmiyorum tam. Nokta noktayı sen doldurmuyorsun. Köyde yazacak kimsem yok ki benim. Sen kim yazdın? Annemin adını yazdım İbo. Ya annem var da. Babam elinden bütün her şeyi alır onun ya. O zaman ben annemi yazayım. Yaz yaz, babanı yaz. Boş ver şimdi, Tugay'a boş gitmesin kağıt. Tamam, herkes yazdıysa beyler, bir de organ bağışlamak isteyenler, organlarımı bağışlamak istiyorum diye hemen altına bir not düşsün. Organ bağışı mı? Organ bağışı mı? Nasıl organ bağışı ya? Emir mi bu? Yok, yok. Yok arkadaş, ben bağışlamayacağım, öyle şey olmaz. Neden vermiyorsun İbo'ya?
Ben ölünce galibim de ölmüyor mu benim? Öyle olmuyor işte. Öyle olmuyor. Ameliyatla onu alıyorlar. Bir şeyi de saklıyorlar. Sonra hastanelere götürüyorlar. Sevap işlemiş oluyorsun. Böyle sevap falan diyorsun da bak bu kadar çocuğun vebalini alıyorsun. Bu günah değil mi? Kimsenin vebaline falan girmiyorum ben ya. Bu adamlar böyle Allah korusun ölse gitse öteki tarafta böyle kolsuz bacaksız kalpsiz mi gezecek? Doğru söylüyor tabii. Yarın biz öleceğiz. Ondan sonra tekrar dirildiğimizde eksik kalacak verirsek organlarımızı. Allah'ın kelamı bu. Kitapta da yazar yani. Allah korusun şehit olacağız. Mayına basacağız. Kolumuz bacağımız kopacak. O zaman nasıl sual soracaklar? O zaman sen şehit olmuş oluyorsun. Yani şehadet mertebesini ermiş oluyorsun. Peygamberlerden sonra Allah katında en yüksek mertebedir. Sana o zaman kimse elini ayağını sormaz onu. İşte o zaman kendin söyleyeyim. Ben şimdi biz ölünce şehit olmayacağız mı? Olacağız, evet. O zaman ben şehit olacaksam, sorgu sual sorulmayacaksa bağışlayacağım galibimi. O zaman bir şey olmayacak. Evet. Ben bağışlayacağım artık. Bağışla kardeşim. Bağışla kardeşim. Bağışla. Evet. Taciz ateşi ne zaman oldu? 3 ay önce yaşandı komutanım. Niye sıklıkta oluyor? Komutanım, ben 8 aydır buradayım. Bir defa taciz ateşi yaşandı. 8 ayda bir defa mı yaşandı? Evet komutanım. Bu normal değil Barış. Siz Vedat'la beraber o eski atış tanzim listesini alın. Tekrar bir gözden geçirin. Kontrol edin. Bu güncel ölü bölgeleri, bir de istikamet, yanaşma istikametlerini belirleyin. Onu Tugay'a bildirin. Eğer baskın olursa topçu desteği isteriz. Anlaşıldı komutanım. Vedat, listeler nerede? Haber merkezinde komutanım. Tamam. Gelince ilk iş onlara bakalım. Emredersiniz komutanım. Bu mevzileri niye birleştirmediniz Vedat? Zemin çok sert komutanım. Her taraf kaya. İrtibat endiye kazamadı. Dış emniyet tehdidini çıkartıyor musunuz? Çıkartamıyoruz komutanım. Hem hava şartları yüzünden hem de askerimiz az. Ancak mevzilere yetiyor. Anladım. Karlar eriyince dışarı adam çıkartalım Barış. Emredersiniz komutanım. Bir bakalım ne var ne yok etrafımızda. Bu havada burnunu çıkartamaz zaten bu köpekler. Parça olmuş. Ne bileyim dik işte. Komutan dikinde dikeceğiz. Senin daha kadar da kötü lan. Evet. Emniyeti al. Al mermini yerden. Çabuk çabuk çabuk. Gel dur. Damla bidona. Kurma kolunu çek. Şarjör çıkar. Bırak. Çek. Bırak. Tetik düşür. Şarjör tak. Al emniyete. Damla bidona. Kurma kolunu çek. Şarjör çıkar. Bırak. Çek. Bırak. Tetik düşür. Şarjör tak. Emniyete al. Bana doğru tutma. Ne yapıyorsun? Al mermini. Gel. Komutanım, bilhassa altınız geldi. Thank you.
Bakıyorum. Bir bok mu görüyorsun burada? Dile. Sedat dışarı versene sesini. Emredersiniz komutanım. Doğukan, rüya mı gördün lan? Ne oldu? Bir şey yiyor. Çavuşum. Bismillah diye atla, bir şey olmaz. Adama rengi atmış ya. Kabus görmüş. Yat Doğukan, yat.
Karlar eridi değil mi? Bahar geldi bey bu. Geldi valla. Meteciğim sana bir paket yollayacağım. Ulaştırırlar mı? Teyze falan aldım. Sen seversin ya, onları yollayacağım. Yok canım, şimdi gönderme. Sırası değil. Ben sana söylerim, o zaman gönderirsin, tamam mı? Komutan. Eğer kurye yoksa ben getiririm sana. Zeynep'cim telefonu kapatabilir misin? Merak ediyorum. Sen ölünce karını kaç ay bırakıyorlar lojmanda? Duyuyor musun Mete? Zeynep'cim telefonu kapatabilir misin canım? Aslında sana sıkmıştım biliyor musun komutanım? Arkamdaki çocuğun başına geldi. Neydi ismi onun? Merak etme, karşılaştığımızda kulağına fısıldayacağım ismini. Mete? Örgüt aldığı darbeden sonra daha da saldırganlaşacaktır. Zaten aldığımız duyumlar da o yönde. Herkesin çok dikkatli olmasını istiyorum. Aldığı emirleri eksiksiz yerine getirmesini istiyorum. Her an tetikte olacaksınız. Burası ya bizim mezarımız olacak ya da onların. Bunu hiç unutmayın. Her taşın altına bak. Temiz. Temiz. Buradan indi çocuklar. Bütün bölgeyi taradılar. Güneydoğu, güneybatı. Çök! Bu herifin sığınağı burnumuzun dibinde Barış. Onun için saldırmamış bugüne kadar. Rahatsız edelim onu. Canını acıtalım. Buradaki bütün kayaların altına bakıyoruz çocuklar. Okan. Nereden komutanım? İki kişiyi şuraya yolladım. Geçiş yolunun diğer tarafına da geçtiler. Bu bölge? Tarandı komutanım. O bölgedeki her yeri taradık. Kendine çok güveniyor. Zayıf noktası da bu. Onu öfkelendirecek bir şey yapmamız lazım Barış. Öfkelendirelim o zaman. Bana güzel bir yer. Emredersiniz komutanım. Pusuya çıkmamız lazım. İkimiz. Bir de haberciler. Kolay gelsin komutanım. Ulaşmanız. 4 kişi yeter. Bu herif burada. Komutanım haklıymışsınız. İstediğim yeri bulabildim mi? Doğrudur komutanım. Operasyon bitene kadar saldırmayacak Barış. İninden çıkartalım onu. Biz ona gidemiyorsak o bize gelsin. Tugay'a ne diyeceğiz komutanım? Karakoldan çıkmamızı istemiyorlar. Bir şey demeyeceğiz. Komutanım ya bir terslik olursa? Merak etme, olmaz. Bırakın sadece ben gideyim. Olmaz, ben de geleceğim. Emredersiniz komutanım. Orhan'ın intikamını alacağım Barış. Herkesin günü kendinden daha kocaman. Dem buradayız. Allah insanlara diyor ki, siz bana diyor söz verdiniz birbirinizin kanını akıtmayacağınıza dair. Günahsız adam var mı bu? Öyle diyor. Benim şiirim okuyacağım. Evet. Neden kendin yazmıyor? Yazabilsem zaten senden istemem ki be kardeşim ya. Alo, duyuyor musun? Şu taşlara kayalara bakıyorum. De bakayım. Şu taşlara kayalara bakıyorum. Ama hüzünlen öyle taşa bak, taşa bakarak. Taşa bakarak. Bak. Heh. Şu taşlara kayalara bakıyorum. Durup duruyorlar oldukları yerler. Ne diyorsun burada? Şimdi o taş orada yalnız ne zamandır duruyor? Gıpırdayabiliyor mu taş? Gıpırdayamıyor. Sen gıpırdayabiliyor musun? Onlar da birine kavuşacaklar mı diye düşünüyorum. O kadar ağlak etme la. Hafif hisli hüzün yani. Ağlamayacaksın, hüzünleneceksin. Sonra seni düşünüyorum. Gözlerin açılıyor parlaya. Sonra seni düşünüyorum. Sonra seni düşünüyorum. O kadar da şebeklik etme. Sonra seni düşünüyorum. Öyle hafif tebessüm edeceksin. Bitecek bu hasretlik, gurbet diye seviniyorum. Mutlusun, kavuşacaksın galiba. Ne oldu? Niye güldün? Oldu ha. Oldu. İşte bu kadar. Bu kadar aşkım. İyi maşallah. Sikiyim İbo ya. Öyle ettin mi? Ettim kardeşim, kafamı da böyle sallaya sallaya oraya böyle. Oğlum inanmıyorsan Sedat'a sor ya.
His var mıydı his? Vardı, vardı. His de vardı abicim. Allah Allah. Oğlum kesin okuyamamışsındır sen. Ne iş yapıyor bu kız? Okuyor. Lise, teknik lisede okuyor. Teknik lisede mi okuyor? Ha. O zaman olmaz ki o. Niye? Materyalisttir o. Romantik değil, onu başka şiir yazmak lazım. Allah sen Allah. Şimdi git, ben onu başka şiir yazacağım. Onlar romantik olmuyor, onlar olmuyor. Komutanım, bir şey sorabilir miyim size? Sor Kadircan. Herkes doktor diye birinden bahsediyor. Karakolu basacakmış galiba, öyle bir şey var mı? Kim ki o doktor? Sürekli çevrime giren terörist var ya. Peki bu herifin adı niye doktor? Adam doktor mu? Üçüncü senenin sonunda terk etmişsin tıbbı. Daha çıkmış işte. Sonra da kod adı doktor diye kalmış. Niye kaçtın fakülteden? Kadavradan mı korktun? Doktor mu hakikaten? Ya bu herif salak mı? Gitsin bir hastanede çalışsın, it gibi para kazanır. Ne işi var böyle dağlarda? Mete Yüzbaşı kesin saldırırlar diyor. Öyleyse kesin saldırırlar. Senin Azrail'in mi? Ne oldu oğlum? Kendine gel lan. Çek lan Sina. Şş, iyi misin? İyiyim abi ya, bir şey yok. Tövbe estağfurullah. Ya bir ses duydum sanki ya. Bunları böyle dedem yaptı. Hani kazadan beladan korusun diye. Korurmuş da öyle diyor. Bu insanlar her şeye layık. Ve çok kısa bir vazife silahmektedir. Onu da biliyorsun. Son günlerde daha önce söylediğim gibi terörist gruba, eşkıya grubuna büyük darbeler indirilmektedir. Bundan sonra kaçacak. Ve yine yüce milletimize söz verdiğimiz gibi bu terör hareketi bu yaz sonunda gündemden düşecektir. Bayrak bile dayanmıyor değil mi rüzgarımıza? O bayrak için sen de savaştın oğlum. Ne çabuk unuttun. Onu unutan sizsiniz. Benim halkımın da kanı var o bayrakta. O bayrağın kırmızısında hepimizin kanı var. Ama siz ay yıldız koydunuz. Bir tek yıldız koysaydınız daha iyi olurdu. Ayı mı beğenmedin şimdi? Git buradan komutan. Yoksa Zeynep yenge çok üzülecek. Sen ölünce galiba kimse üzülmeyecek. O iki adam gibi senin de kafanı patlatacağım. O iki adamın hesabını senden öyle bir soracağım ki. Öleceksin komutan. Bari sen telsizle görüşme yapmıyor musun? Yok, yapmıyorum komutanım. Niye? Daraldınız mı? E ayrıldık komutanım. Kız bıktı, usandı beklemekten. Haklı oğlum kadın tabii. Her an ölüm haberini bekliyor. Kolay mı? E beklemesin işte komutanım. İyi, bir bekleyin olması iyi bir şey Barış. Söyle kardeşim, ne oldu, ne var ya? Yok bir şey ya, boş ver. Niye böyle yapıyorsun canım kardeşim ya? Söylesene ya. Ya ne bileyim, Emre'yi düşünüyorum. Orhan Asuba'yı düşünüyorum. Anıl'ı düşünüyorum, Hülya'yı düşünüyorum. Bak bende birkaç tane yeni teknik var, öğreteyim mi sana? Asansörde kalan adam. Nasıl kardeşim? İzle. Girdi sen. Bak. Yeah, yeah, buddy.
Şimdi tek parmağımla yapacağım. Bir. İki. Bu daha kolay. Bizim Yusuf Bakkal var ya. Yusuf Bakkal'ın oğlu Mahir var. Geçen ben annesini yollamış anneme işte. İstemeye gelelim kızınızı falan diye. Hayda. Annem de daha yeni söyledi bana. Ya sıçacağım bakkalına makkalına ya. Harbi kafam bozuldu ya. Bakkalın oğlu beni dedi istemeye geldi falan dedi. Orada var ya felaket böyle kalbim tık tık atmaya başladı. Ben çok heyecanlandım ya. Yani ben çok sevmişim o kızı. Kardeşim kız kabul etmemiş işte daha. Ne yapsın? Etmedi de Allah göstermesin. Düşünsene ya şehit olsak. Alo anne. İyiler. Canavar gibiler. Sizin haberi alamıyoruz. Biz çok iyiyiz. Ona böyle babamdan ikimiz biz çok iyiydi anlamıyoruz. Bazı haberler geliyor. Yok onlar bizle ilgili değil ya. Biz şehirdeyiz. Başka bir yerdeyiz. Türkiye'deyiz biz. Yavru kartalı benim yerime bayrağı sararsınız değil mi? Anne sana söylüyorum. Bana mı söylüyorsun? Tabii sana söylüyorum. Ya boşversene. Sezon sonu şampiyonuz yine. Hala anlayamadınız. En büyük Fener ya. Merhaba Diamond. Kulağa çıktı çavayı. Alo Diamond. Dengem nay? Sağ telefona bakır ayı. Havalar ısındı. Portakal çiçekleri açtı. Mis gibi koktu. Ezel okuyor annem. Annem ezel okuyor. Bak dua ediyorum sana. Bol bol yavrum sana. Arkadaşlar ayı. Ben de yaramaz oldum. Ciddi söylüyorum yani böyle. Gözümün önünde böyle hayal gibi dikeli veriyorsun. Gözümü açıp da iyi baktım da o kan yok oluyorum. Bu eve de bunadım mı? Ne oldu bilmiyorum ben de bilmiyorum. Çok özledim ben seni. Ben de. Ben senin son giydiğin tişörtünü yıkamaya kıyamadım. Arada çıkarıp çıkarıp kokuyorum. Ya anne ya. Benim yavrum kokuyor. Şimdi biz uyurken ölsek hani o zaman biz yine şehit olmuş oluyor muyuz? Eğer gönlünüzde şehit olmak varsa şehadetten de korkmuyorsanız uykuda da ölseniz yine şehit olunur. O adam dövüyor mu hala seni? Az kaldı be anne. Bizleri düşünme bizleri merak etme hiç. Şafık 64. Bozdur vatan görev yapacaksın oğlum. İyi savaş halindeyim. Sen hiç televizyon izlemiyor musun? Çocuğum televizyon mu kaldı evde sattı baban onu. Nasıl ya? Ay özledim ben seni ya. Ben de özledim seni. Çok özledim kız yemeklerini. Belki ben ne köfte yapmamışım ha. Ne köfte de yaptırsan da. Belki bundan çok seviyordu ikisini. Yani o yüzden de pişirmiyorum hiç kimseye. Ana. Ağlıyor musun? Ya ağlamıyorum ama şey. Canım benim ağlamıyorum. İnan bana tamam mı? Ağlama ama. Habibi. Sıfırlı yeşiliyle. Tamam yürü abi. Sana aldığım altınlar hala duruyor. Düşünmüyor musun benim de burada sana ihtiyacım var mı yok mu diye? Ben istemez miyim gelmeyi? İzin vermiyorlar işte anlamıyor musun? Salak mıyım ben Fulya? Ya onlar benim en değerli malımdı. Ben İstanbul'a gelince onlarla iş kuracaktım diyorum sana. Bu kadar süre içinde orada kalıp kafayı yiyor o zaman. Ya baba deme ona. O benim babam değil. Baba deme şuna ya. Sonra ararsın evet. Bir hafta 10 gün sonra tekrar ödersin. Otel odasında mıyım ben? Her istediğinde seni arayabileceğimi mi zannediyorsun? Alo. Alo. Hani Fethi teyze merhaba, ben Soner. Merhaba. Esma evde miydi Fethi teyze? Esma evde değil. Arkadan ses geliyor. Oğlum bir daha arama onu. Babası kızıyor. Bana da kızıyor, ona da kızıyor. Tamam teyze. Abi senin de var mı sevdiğin? Var. Sakın habersiz bırakma bizi oğlum. Tamam. Bak telefon başındayız hep. Bu da seni seviyor mu? Evet. Seviyorum. Ben de seni seviyorum. Ben seni çok seviyorum biliyorsun değil mi? Biliyorum. Ben...
Sonra abi benden daha şanslısın. Biz ayrılınca yani görüşmeyince senin içindeki bütün sevgi bitiyor mu? Bunun sadece sevgiyle alakası yok, yapma ne olur. Sen bencice düşmüşsün. Ben burada tek başıma her şeyle mücadele ederken bencice düşünüyorum, öyle mi? Sen orada neyle mücadele ediyorsun? Allah aşkına söylesene, neyle mücadele ediyorsun? Ne bu küçümser tavırlar falan? Sen orada burada huzurlu uyumamı sağlıyorsun değil mi? Çok özür dilerim, evet. Evet, askerdesin sen. Evet, askerdeyim. Doğru. Ben bütün huzurlu gecelerimi buna borçluyum değil mi? Haklısın. Bitmesin mi istiyorsun? Yoo, sen hazırsın zaten. Ben hazır falan değilim. Senin cümlelerin buraya getirdi bunu. Ben de senin doğrusu bu, gerçekten. Bitti. Bana bir resmini vermedin bile. Şimdi geziyorsun ellerle. Bana bir resmini vermedin bile. Şimdi geziyorsun ellerle. İşte kapı çek git diyeceğim sokakların. Hayat kadın Allahsız sürtün. Biz seninle orada burada ne alem sürdün. Yorgun görünüyorsun Vedat. Yok komutanım, iyiyim ben. Uyuyamadın mı akşam? Gece uyku tutmadı. Nerede yaşıyor? Anlamadım. Kim komutanım? Sevgilin oğlum. Sevgilin nerede yaşıyor? İstanbul'da komutanım. İstanbul. Aşık mısın? Galiba komutanım. Biliyorsun değil mi? Büyük şeylere aşk küçük gelir. Bilmiyorum komutanım. Aldatacak oğlum seni. Hazır mısın Vedat? Aldatacaksa yapacak bir şey yok komutanım. Çatışmaya hazır mısın oğlum, çatışmaya? Hazırım komutanım. Ha. Serkan sen? Hazırım komutanım. Birinci çatışmada çok hazır görünmüyordun. Şimdi hazırım komutanım. Neye hazırsın? Öğrettiklerinize hazırım komutanım. Biz ne öğrettik ki sana oğlum? Orhan Asubay'ını vuran o adamı yaralı yakalasaydık, tedavi edecek miydin onu? Ederdim komutanım. Herkese eşit muamele. Evet komutanım. Bunu da biz öğrettik değil mi? Evet komutanım. Yanlış öğretmişiz. Duyamadım bunu. Yok bir şey oğlum. Peki o adam kardeşini öldürseydi yine tedavi edecek miydi? Ederdim komutanım. Anana ne diyecektin oğlum ha? Bir adam geldi, kardeşimi öldürdü. Ondan sonra biz onu yaraladık ama ben onu tedavi ettim. Niye? Hipokrat amcaya yemin ettim, öyle mi? Dağların başka yemini var. Hakan bankacıydın değil mi sen? Evet komutanım. Kamil, bak bu arkadaşlar senden de benden de 5 kat fazla maaş alırlar ha. Öyle değil mi Hakan? Vallahi komutanım, aydan aya değişiyor. Yani ikramiye falan da alıyoruz ama kesintilerde oluyor tabii. Peki ben ev kredisi için başvursam?
Ne istersiniz benden? Ben krediler bölümünde değildim ama herhalde bir teminat isterler. Ha. Benim teminatımı da alar. Teminat gösterilecek şeyin sizin üzeriniz olması gerekir sanırım. Tapusu yok. Tapusu olmayınca bu dağlar bir bankacının gözünde 5 para etmez. Değil mi? Siz tezkereyi alınca burayı unutacaksınız. Aşık olduğunuz karının omzuna kafanızı koyacaksınız böyle. Anlatacaksınız böyle. Diyeceksiniz ben oradayken böyle. Adam vurdum diyeceksiniz. Vuruldum. Nefesim tükendi diyeceksiniz. Ağlayacaksınız böyle. Kan var diyeceksiniz. Kan. Öyle omzunda. Bir iki de gözyaşı dökersiniz. Ha? Kadın dayanamaz zaten. Başlar hıçkırı hıçkırı ağlamaya. Kahramanım der. Vatan kurtaran kahraman. Oo ne güzel. Değil mi? Sıcak sıcak böyle. Sarılır koynuna boynuna. Sonra da hiçbir şeyin önemi kalmaz. Turgay oğlum. Emredin komutanım. O resim çizecek çocuğa söyle hep böyle taş toprak çizmesin. Biraz da böyle çiçek, böcek falan çizsin. Kelebek çizsin kelebek. Emredersiniz komutanım. Belki o zaman alırız kredi ya. Kaya kaya. Kaya din. İstediğiniz ortam hazır. Kaya bir. Sen kredi için bankaya başvurdun mu hiç? Hayır Kaya. İyi başvurma. Tapu istiyorlarmış. Emredersiniz Kaya. Hadi gidin siz. Bakın işinize. Hadi oğlum. Emredersiniz komutanım. Turgay. Emredin komutanım. Bana bir çay getirsene. Kaya bir kaya. Kaya kaya bir. Eve dönün artık. Emredersiniz komutanım. Fazla dağ taş çizmesin dedi. Çiçek çizsin, böcek çizsin, bir de kelebek dedi. Yoksa kredi vermezler dedi. Şimdi size burada olduğumuzu unutturacağım. Nasıl lan? Önce gözlerimizi kapatıyoruz. Evet, düşünmeye başlayalım. Kırgız düşüneceğiz lan. Hayır kardeşim, onu daha sonra düşüneceğiz. Şimdi tezkereyi düşün. Çarşı izni. Çiçek. Güneybatı. Aşağılar. Böcek. Buradan gideceğiz. 50 metre. Ailelerin mezi düşünün. Bak kuş ötüyor. Rüzgarın esintisi. Gördüm. Bence değiller. Bekleyelim. Başka başka şeyler. Düşünüyorsunuz değil mi? Ha. Evet. 100 metre. Hülya'yı düşün. 80 metre. Sıcak yataklarınızı düşünün. Adamı sen al. Su sesleri.
Kadın bende. Bak dinleyin. 70 metre. Burada olduğunuzu unutun. Sakin ol. Şu an burada değilsiniz. 60 metre. Yorumu geldi. Heh, ne güzel, çok güzel, çok güzel. Ağacın arkasına düştüm. Barış! Hadi koş. Emredersiniz komutanım. Oğlan düştü! Kızı göremiyorum! Adam ölü komutanım. Tamam. El bombası var mı üzerinde? Yok komutanım. Altını almış olabilir. Altına bak. İn aşağı! Turgay! Evet komutanım. Sen çocuğun mühimmatını al. Kaya bir karabağ. Karabağ dinlemede. Çatışma yok. Bildirme. Komutanım. Dur ben alayım şunu. Mertaz. Karabağ her şey yolunda dönüyoruz. Alın da anlaşıldı komutanım. Turgay topla bütün malzemeleri. Emredersiniz komutanım. Bunları ne yapacağız? Çocuğu sahipleri alır. Kızı karakola götür. Serkan, ne bulundu mu? Ağır yaralanmış komutanım. Biliyorum oğlum, ben vurdum. Kanamayı durdurabilir misin? Helikopterin gelmesi lazım komutanım. Serkan hangi okuldan mezunsun oğlum sen? Hacettepe. Türkiye'nin en iyi tıp okulu değil mi orası? Galiba. E sen mi kötü öğrenciydin? Yap işte işini. İlker. Onu televizyon alsın. Helikopterin gelmesi lazım komutanım. Helikopter yok. Her yaralı helikopter gönderecek kadar zenginim. Amerikan olmuşsun. Benim onunla sohbet etmem lazım. Bana anlatacakları vardır. Emredersin. Yaşatmak için çalışıyorum. İlker, çarşaf getir. Ömer o ne oğlum? Sponge ver. Sponge. Sponge. Ver. Ver. Ömer sık şuradan. Daha fazla sık oğlum. Komutanım ben bakamıyorum. Bakma o zaman amına koyayım. Başka tarafa bak. Konsantre olamıyorum. Televizyonu kapatabilir miyiz? Karnı durdurdun mu? Kısmen. Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Sonra okulum var. Okulumu bitirmek istiyorum.
yapacağım Ercan? Yazık. Orhan'la Emre'nin şehit olduğu pusuda sende var mıydı? Orada mıydı? Orhan'ın bir karısı, iki çocuğu, bir de yeni aldığı arabası vardı. Öldürülüşlerini gördün mü? Seyrettin değil mi? Çok mu sıktın boğazını? Gevşettin tabii. Senin bekleyenin yok mu kızım? Sen ölürsen kim var lan? Kim üzülür sen ölürsen? Komutanım öldüreceksiniz. Ben üzülmem. Doktor üzülür mü? Tanıyorsun değil mi doktoru? Komutanım. Sikiyor değil mi sen? Sikiyor. Komutanım öldüreceksin. O doktoru getireceğim buraya. Komutanım öldüreceksin. Ne var? Komutanım, doktor çevrimden size anons edeyim. Komutanım sevgilimle ilgileniyordu. Birazdan gelecektim. Emredersin komutanım. Bak tanıyor musunuz birbirinizi? Hı? Doktor nerede? Komutanım öleceksiniz komutanım. Komutanım. Doktor nerede? Komutanım öleceksiniz komutanım. Komutanım. Doktor buradaymış. Komutanım. 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 Komutanım yeter. Bir karısı, iki çocuğu, bir de yeni aldığı arabası vardı Orhan'ın. Helikopteri çağırın alsın. Herkes dışarı. Nikah. Soner dışarı. Seni de göndereceğim. Git izni kullan. Evet komutan. Beraber geldik. Beraber gideceğiz. Komutan, helikopter geldi. Çocukları çağırdı şimdi için. Emredersiniz komutan. Göktay battaniyeyi de getir. Emredersiniz komutanım. Yavaşça bırak. Alayım komutanım.
Önceki gün teröristlerin döşediği mayının patlaması sonucu şehit olanlardan uzman çavuş Doğan Uçar Adana'da, onbaşı Durali Aydın Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde, Er Zafer Korkmaz İstanbul'da, Er Kazım Çetin de Afyon'un Sandıklı ilçesinde toprağa verildi. Vatandaşlar cenaze törenlerinde bölücü terör örgütü PKK'yı telin eden sloganlar attı. Güneydoğu Anadolu bölgesinde incelenen 57 saniyeymiş. Ne diyorsun Ömer? Neyle 7 saniyesi? Yüzbaşı demişti ya, 45 saniye diye. Baktım Cemil abi 57 saniyeymiş. Terörle mücadele eden güvenlik güçlerinin 19 Mayıs Atatürk'ü anma ve gençlik ve spor ve kurban bayramlarını önceden kutlu... Estre çavan ne bari ne dilber a dilber. Cane civan ne eşine dilber a dilber. Estre çavan ne bari ne dilber a dilber. Ne demek o? Türkçesi ne? Gözyaşlarını akıtma ey dilber, ey güzel diyor. Vay. Çibikim hezdikim jite. Eznik avalim. Sevgilin var mı senin? Var. Adı köyde. Ne? Heci. Ne? Heci. O ne demek lan? Hatice'nin Kürtçesi. Canım, bir tane çiçeğim, aşkım, keşke diyemeyeceğim kadar uzağım artık. Başını göğsüme koyduğunda nefesin dolansın isterdim yüzümde. O kadar ısıtmak isterdim ki nefesimle sırtım. Keşke yüreğine en güzel aşk şarkılarını fısıldayabilseydim. Namlu bir dona. Yapamadım aşkım. Kelimelerden utandım. Ellerim ellerini sevdi. Dudaklarım koynunu. Dikkat! Gözlerim yüreğini. O güzel, içinde güneş saklı yüreği. Zannettim ki bakarsam korkmadan bulutları korkar kaçarlar. Elimden bir şey gelmiyor. Artık çok geç. Yalvarırım kızma bana. Bir bulut gözlerimi esir aldı aşkım. Kapatamadım. Olmadı aşkım. Onlar kaçacağına ben bulut oldum. Güneş dolu yüreğime yağmurlar yağdırdı. Affet beni. Çevremi saran bulutları dağıtmaya yetmedi rüzgarım. Sesini duyar gibiyim aşkım. İnan en çıplak halimle içime alacağım laneti. Affet diyeceğim. Nefesim nefesine nefes katsın istedim ama olmadı. O küçücük nefesi içine üfleyemedim. Gel. Komutanım ilaçlar nasıl? Gerek kalmadı Turgay, at onları. O kadar isterdim ki o minnacık nefes göğüslerinden sevgini emsin. Ama olmadı aşkım. Anamın fısıldadığı masalları fısıldayamadım nefesine. Oysa o kadar istemiştim ki masallarım rüzgarın yapmak. Bir varmış bir yokmuş da kaldı fısıldama. Ötesine fısıldayamadım. Alo. Alo. Alo.
senden yoldaşımın hesabını soracağım Kaya. Gel sonra din. O kadının intikamını alacağım senden. Ben de intikam alacağım. O kadının heykelini dikeceğim oraya. Yiğit bir adam gibi gel. Geleceğim komutan, çok az kaldı. Seni görmeden gitmem, korkak herif. 10 senedir savaşıyoruz biz, korkak adam devam eden. 10 senedir domuzlar gibi dağda yaşıyorsunuz lan. Binlerce genci öldürdünüz. Katilsin. Kendi halkının kanını hemen sülüklerle savaştık biz. Senelerdir öldürdüğünüzde ne oldu, bitirebildiniz mi? Sen kendi insanını katleden bir hainsin doktor. Yıllardır ezdiğin halkımın adını ağzına alma. Ne zaman ezildin doktor? Ne istedin de vermedi bu ülke sana? Özgürlüğümü vermediniz komutan. Halkımı kendi toprağında sürgün bıraktınız. Katliam yaparak özgür olunmaz. Dilimi yasakladınız komutan, dilimi. Bu ülkenin üniversitesinde okudum. Sabret, bütün sıkıntılarından kurtaracağım seni. Katilsin sen. Katil olan sensin komutan. Ya sizin öldürdükleriniz? Öğretmenler, çocuklar, mühendisler, işçiler. Bu topraklar sert komutan. Bu savaşın kuralları var. Sizin kuralınız çoluğu çocuğu kurşuna dizmek mi? Söylesene kaç tane köy yaktın? Bastığın köylerdeki masum insanların kanı var lan elinde. Siz bizi hiç anlamadınız komutan. Yoksulluğu halkıma kader yaptınız. Yoksul olan herkes senin gibi terörist mi oluyor? Bu topraklar bizim. Doktor, bu ülke hepimizin. Bu dağlar benim komutan. Git buradan. Burayı sana mezar yapacağım doktor. Git buradan. Seni görmeden gitmem. Karına git komutan. Ben buradayım doktor. Git buradan. Seni öldüreceğim. Burası senin mezarın olacak. O zaman vatan sağ olsun. Barış. Bunu Zeynep'e vermemi istiyorum. Komutanım. Emretmeyeceğim, rica ediyorum Barış. Çatışmadan çıkamayacağım galiba ben. Orhan'dan beri öyle bir ses var içimde. Ölümünü kabullenemedim hiç. Komutanım, siz ne çatışmalar gördünüz? Zeynep'e hiç söyleyemedim benim için ne kadar önemli olduğunu. Utandım. Komandoyuz ya biz. Öyle romantik şeylerle benim işim olmaz dedim kendime. Seni seviyorum diyemedim. Seni seviyorum. Ne kadar zor söylemesi 13 harfli kelimeyi. 13 harf. Her şey kapkara Barış. Aradığım sorulara cevap bulamıyorum artık. Cevapsız kaldım dağlarda. Zeynep yok. Orhan yok. Her şey anlamsızlaştı. Bunu söylemeye cesaretim yok. Nasıl anlatırım burayı da Ankara kadar çok sevdiğim? Neyse, boş ver. O ilaçlar var ya. Hani aldığım ilaçlar. Merak ediyorsun değil mi? Bizim çocuğumuz olmuyor. İçim acıyor, içim. Barış. Bunu ona ver. Ona ne ki? Ne zaman bir çiçek görsen kokusunu hissettiğimi söyle ona. Bir de affetsin beni. Yedek mühimmat gönderebiliyor musunuz? Tamam, bir gelişme olursa haberdar edin.
komutanım. Emredin komutanım. Geceleri hep kısadır burada. Sadece bir tanesi çok uzundur. Bitsin diye dua edersin. Neden burada olduğunu düşünmeye fırsatın bile olmaz. Bütün çabam o uzun gecede nefes alarak çıkmak. Eğer ben nefes alamazsam seninki de kesilir. Hak ediyor musun o nefesi? Ne bileyim. Komutanım ama... Sus. Cevap verme. Beni buraya siz gönderdiniz. En büyük asker bizim asker. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Öyle bağırdı amca. Halam bağırdı. Komşun bağırdı. Sen bağırdın. Ben de geldim. Bu bir savaş. Ya katilsindir ya da kurban. Ortası günah az teğmenim. Ben bilmiyor muyum sanıyorsun savaşın böyle kazanılamayacağını? Hı? Aptal mı sanıyorsun beni? Ben biliyorum bunu. Senin bilmediğin... Eğer burada kaybedersen ben... Sen de İstanbul'da, Ankara'da kaybedersin. Anladın mı? Anlamadım. Savaşta haklı taraf yoktur aslında eminim. O uzun gecede kim haklı, kim haksız, kim katil, kim kurban bilemezsin, düşünmezsin. Sadece nefesin vardır. Ya alırsan ya verirsin. Bu kadar basit. Anladın mı? Keşke beni biraz sevebilseydiniz. Hadi gir yatağa. Uyumaya devam et. Merak etme, bitmeyen savaş yoktur. Bu da biter. Bittiğinde beni yargılayacaksın. Olsun, yargılayın. Buradan başka gidecek yerim yok ki benim. Ana kodumun bakkalı. Yüzbaşı uyuyor mu? Çavuşum. Çavuşum. Gökşen'i aramam lazım. Gökşen kim lan? Benim evleneceğim kız ya. Hiç komik değil ama hadi iyi geceler. Ya çavuşum aramam lazım ya. Hadi gözünü yanayım. Bak Samsun'a gel yaşatırım seni ya. Devrem, sizden özel bir ricamız var. Bizim çocuklardan biri uzun mesafe konuşma yapması gerekiyor. Ailevi bir durum.
Tamam, numara veriyorum. 0362 0362 432 432 Ne oluyor be? Git lan. Git. Çalıyor. Hadi be aşkım. Çalıyor. Ben buralarda nöbet bekliyorum.
Sen sen mi dolarken ben bu dağlarda uyuyamıyorum. Varın çıkam gelen yanına değiyorum. Uğramıyorum. Ben... Ateşin! Hakan! Ateşin! Ateşin! Sen yalan! Ateşin! Sen yalan! Komutanım, hiç aşık oldum bu komutanım. Oldun İbrahim, sen oldun mu? Siktir. Ha? Şuraya! Ben oldum. İş şiir yazdın mı sen? Yazdım İbrahim. Sende his var mı lan? His var mı lan sende? Hoş geldin doktor. Hoş bulduk komutanım. Son adım var. Doktor devam ediyoruz. Şiir okuman lazım. Hadi size. Ben benim lan bana. Hakan. Ya duyuyor musun? Onu ödene çabuk. Lan sana ben görmüyorum bu tarafı. Lan. Çık yok orada. Sadece bu. Tolkan ileri var. Yavaş yavaş derin yapın. Yat yavaş. Yavaş derin yavaş. Vur vur vur. Önüne bak. Yavaş yavaş. Sen önüne bak. Önüne bak. Çık yavaş. Çavaş. 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 Güzelden yapın. Çavaş. Önüne bak. Tolkan önüne bak. Şaşırtmasın Tolkan. Kaldık. Doğukan soldaki mevziyi görüyor musun? Çıkıyor musun çocuklar Doğukan? Lan ne? Ben silahımı veririm. Ver silahımı. Yok, kurban kendine gel.
Ekine bak oğlum. Doktor Ölen'in altındayız. Ömer vuruldu. Karnında. Doktor sana bakıyor. Ömer buraya gelmeniz lazım. Doktor buraya gelmeniz lazım. Komutanım Ömer vuruldu. Neredesiniz? Doktor Ölen'in altındayız. Hemen buraya gelmeniz lazım. Komutanım. Tamam biliyorum. Yerinizde savun bana. Okan aydınlatmaya hazır. Anlatacağım oğlum o kızı sana. Dur. Gazi Komando Ömer olarak cevap düşüyor. Gazi Komando Ömer Çetin. İkisi de aşık olacak mı lan artık? Evet, oraya. Herkesin ancak artık büyük komando oldu. Ömer geliyorlar. Komutanım çabuk! Geliyor, doktor geliyor. Komutan, neresine vurdun? Karnından. Komutan. Sargı bezi ver bana. Komutanım ya! Gente. Ben hala tavanı görüyorum doktor. Ne oldu, RPG mi bitti? Avatya, akşama çavarı. Kaldı, kaldı. Hakan, desteğe geliyoruz. Yorma doktor. Bu çocuklar teslim olmaz. Turgay. Turgay'a git.
Turgay ölmüş komutanım. Turgay ölmüş komutanım. Bırak Turgay oğlum. Işığı kapı. Komutanım ışığı... göremiyorum. Bak! Göremiyorum! Serkan. Serkan. Yapma komutanım. Müdahale etmem lazım komutanım. Komutanım. Müdahale etmem lazım komutanım yaralı. Bana çarşaf battaniye bir şey getir hadi. Boşu boşuna öldürt askerlerini. Teslim et karakolu. Gel doktor gel bekliyorum seni. Ömer iyi misin oğlum? İyiyim komutanım. Yaran çok mu ağır? Bilmiyorum komutanım. Ölecek miyiz komutanım? Daha çok dolaşacağız beraber. Emredersiniz komutanım. Tüfeğin yanında mı? Evet komutanım. Komutan! Teslim et karakolu. O incecik öpüp kokladım boynu kırdı. Biliyor musun doktor? Adı neydi doktor? Ne diye fısıldıyordun kulağından çıkan? Ha? Deli rüzgar mı diyordun? Papatya mı diyordun? Ne diyordun?
O zilin sesini duyduğunda yüreğine düşen acıya lanet ediyorum. Artık koklayamayacağım içini. Bir bulut gibi kapatacağım önünü içindeki güneşin. Beni affet. Kelimeler hiçbir zaman bu kadar anlam kazanmadı canım. Vatan sana canım feda derken dışım, içim vatan sensin be aşkım diye haykırdı. Toprağın olmaya çalışmak varken mezarın oldum. Nehir olup akmak varken deren olup taştım. Güneş olmak varken gölgen oldum. Beni affet. Aşkım. Neden dinlemedim yüreğini? Neden gözlerimle duyup kalbimle bakamadım sana? Neden elini uzattığında kalbimi arkaya sakladım? Keşke gözyaşlarımı utanmadan yanağımda gezdirebilseydim. Aşkım, seni de yanımda götürüyorum. Ne kadar acı yüreğinde bulut olarak dolaşmak. Bütün sabahların ışığında yüzündeki aydınlığı alıyorum içime. Rüzgarlar yardım edin bana. Umarım güneşli bir gün başka bir nefes daha güçlü üfler aşkın yüreğine. Ve ben çıkar giderim. O gittiğim yerde binlerce kez haykıracağım. Seni seviyorum çiçeğim. Thank you.